Söz Sizde ekibi olarak halkın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün Nevşehir'de vatandaşlarımıza bugüne kadar hayattan aldığınız en büyük ders nedir diye sorduk. Bakalım ne söylemişler. Hayattan bugüne kadar aldığınız en büyük ders nedir? Tat. Sağlık. Sağlık. Başka ne olacak ya? Ne ifade ediyor sizin için sağlık? Sağlık her şeyi ifade eder ya. Sağlık. Olmayınca hiçbir şey olmaz. Bak. Paha biçilemez mi buluyorsunuz sağlığı? Hiç paha biçilemez. Ne mala, ne eve, ne mülküye. Sağlık düzensiz oluverdi miydi? Şu arabanın bir tarafı kırılır da nasıl yolda belde gitmez, kalır. Gider mi? Gitmez. Sağlık da öyle. İp de sağlık. Sonra da aile etrafı iyi olacak. Bak insanın huzurlu olması için. Sağlık, hadi oldu sağlık. Öteden çoluğun çocuğun iyi olmazsa, efendim başka yönlere giderse, seni tasvip etmediğim, Allah'ın tasvip etmediği yollara giderse ne olur? O zaman da sağlığını da unutun. Bak o da ikinci konu yani. O da ikinci konu oluyor. Aileyi de çok önemli buluyorsunuz yani. Aile çok önemli. Hayatımızda üzülüyorum ben yani. Ben çatlıyım. Çocuğum bir düğünü var. Ona geldim ben. Aksaray'da oturuyorum. Fakat ben ona nerede olursa olsun çok üzülüyorum yani. Ölüm kadar da ona üzülüyorum. Ne kardeşim? Derdiniz ne? Ağrınız ne? Hiçbir şeyimiz yok. Yani aile çok önemli. Allah'ım cümleye geçim düzen versin kuzum. Bak o da sağlığı şey yapar. Aynı. Sağlığı tetikliyor diyorsunuz. Sağlığın yardımcısı, kardeşi. Bütün insanlarımız sağlıklı olsun. Çoluğuyla, çocuğuyla, yuvasıyla iyi olsun. Allah'tan onu dilerim ben. Diğer Allah kimseye aç olmaz. Açık da olmaz. Her birini bir yerden Allah senin kısmetini verir. Sen arayacaksın tabii. Bak o da önemli. Sen arayacaksın. Allah kısmetini verir kardeşim. Kimseye arz olmaz. Bak. Sağlık. Aile etrafı. Yani aile. Çoluğu çocuğun. Bir de iş verir Allah. Yani karnını doyurur. Onun için kimse merak etmesin. Gayret de önemli diyorsunuz yani. Tabii. Bak. Allah adama şurada durduğun yerden çöp de vermez. Bak. Dikkat et. Talep edeceksin. Uğraşacaksın. Bizlerin ne talepleri oldu yani? Şurada düşünüyorum da oturdum yani. Ben neler düşünüyorum? Efendim bugüne kadar hayattan aldığınız en büyük ders nedir? Güven. İnsanlara güven. En çok zorlandığım konu o zaten. Neden? Daha önce başınıza bir şey geldi. Çoğu kez aslında, bir kere değil bu. İnsanlara güven konusunda çok büyük sıkıntı oluyor. Bir tek ben değil, aslında toplum olarak bir sıkıntımız var bu konuda. Nasıl aşabiliriz sizce bunu? Bu insan şahsi kendi şeyi. Nasıl aşılabilir? Değiştiremez miyiz diyor. Hayır, mümkünat yok. Kişi kendini değiştirebilir. Bizlik bir durum yok. Peki var mı insanlığa bir mesajınız? Yok. Teşekkürler. Size de soralım. Siz en büyük hayattan bugüne kadar nasıl bir ders aldınız? Ne olursa olsun kendinden daha fazla kimseye değer vermemem gerektiğini öğrendim. Çünkü şöyle bir şey var. Kime ne kadar çok değer verirsen hiçbir zaman karşılığını alamıyorsun. Ne olursa olsun asla kimse senden değerli olmadığını unutmamalıyız. Öz saygı ve öz değerin daha önemli olduğunu mu anladınız? Evet. Ne gibi şeyler öğretti size bunu? Kendimi daha değerli hissetmem gerekiyor ki insanların beni üzdüğü zaman ben daha değerliyim, niye buna üzülmem gerekiyor ki deyip üzülmemem gerektiğini anlıyorum. Evet. Zaten o şekilde güçlü oluyorsun ve güçlü oldukça hayata daha rahat tutunabiliyorsun. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ben aynı şekilde kendime değer vermeliyim ki başkaları beni yıkamasın. Yani kimsenin dediği bir şey beni üzemesin. Önce kendime değer katayım ki çevreye öyle değer katayım. Zaten ben kendime değer verdiğim sürece bu karşı tarafta hisseder bunu. O da o şekilde yaklaşır diye düşünüyorum. Var mı peki gençlere ya da insanlığa bir mesajınız? Yani öneriniz ya da? Kendine değer versinler en çok bu hayatta. Çünkü değer verilecek başka bir şey yok. En güzel değer kendine verilen değerdir bence. Aileden başka kimseye güvenemiyorum. Yaşımdan başka kimseye güvenemiyorum. Neden öyle düşünüyorsunuz? Birbirimizi çok sevdiğimiz için herhalde. Sevgi bağlayıcı oluyor diyorsun.
Evet. Hayattan en büyük aldığım ders. İnsanlık. İnsan olmak çok zormuş bu hayatta. Onu öğrendim ben. Düşenin dostu olmuyormuş. Onu öğrendim. O güvenmeme var. Güvenmeme var. Neden öyle düşünüyorsunuz? İşte. Bazı şeylerden dolayı güvenmeme var insanlara. Yani yaşadınız mı? Kötü şeyler insanlarda. O bende kalsın. Güzel. Yeğenlerim oldu. Aşık olduk. Yani asker ettik. Yani güzel günlerim geçti. Yani bu da var. İnsanlık dersi. İnsanların şöyle insana davranması, karakteri, kültürü en önemli şey. Hayata en önemli ders budur bence. İnsanı insan yapan davranışları mıdır diyorsun? Ahlakı, kültürü yani ne kadar okursan oku oğlum. İnsan önemli olan davranışları, kültürü. İnsanı yapan odur. İstersen oku, avukat ol, cumhurbaşkanı ne olursan ol yani. İnsan, makamın önemli değil diyorsun. Makam hiç önemli değil. İnsanlık önemli. Biz hep insan yani birbirine öyle değer verir. Bizim bildiğimiz o aileden gördüğümüz göreneklerimiz budur yani. Denk geldiniz mi hiç kötü davranışlı insanlara? Çok denk geldik ama yani biz onların seviyesine düşmek istemediğimiz için hiç konuyu uzatmıyoruz, kapatıyoruz. Ne mesaj verirsiniz insanlara? İnsanlara ne mesaj veririm? Büyüklerine sevgiyi, küçüklerine saygıyı, vatanına, milletini sevmeyi öneririm ben. Ders, ekonomik, korona. Hayat şartları çok zor. Aldığınız bir şey yani bilmiyorum çok şey. Şikayetçi misiniz hayat şartlarının? Yetmiyor. Bir pazara gidiyorum. Her gördüğümü alamıyorum. Markete giriyorum. Her gördüğümüzü alamıyoruz. Çünkü ekonomik çok zor. Bilmiyorum ne yapacaksak. Geçim rahatlığını önemli mi buluyorsunuz? Tabii. Ev kira. Hayat şartlarım çok zor. Çocuk okutuyorum. Ev kira. Geçinemiyorum. Sağlık. Sağlığı önemli mi buluyorsun? Sağlık önemli. Neden? Bilmiyorum valla. Ben biraz panikliyim. Konuşamam. Sağlık olmayınca ne olur sizce? Hayatımızı nasıl etkiler? Ölemek. Ölemek. Evet. Sağlık olmayınca bir şey olmaz. Ya genel bir kavramda ders yok. Ders almadım yani. Yani önemsediğiniz ya da bir çıkarım yaptığınız, öykündüğünüz bir şey var mı? Öyle bir şey yok yani benim. Sağlığın önemi olabilir, ailenin önemi olabilir. Tabii ki de önemli. Sağlık olmayınca hiçbir şey olmaz sonuçta. Sağlık her şeydir bir insan için. Sağlık olmadığında hiçbir şeye değer kazanmaz mı diyorsun? Evet, kazanmaz. Yani neden sizce? Sağlığın yoksa zaten yapabilecek bir şeyin olmaz, yapabilecek bir aktiften olmaz. Hayattan bir beklentin olmaz. Sağlık her şeyi etkiler diyorsunuz ya. Etkiler abi, etkiler. Sağlık her şeyi de etkiler yani bir şey değiştirmez. Sağlık olmayan bir insan hiçbir şey yapamaz kolay kolay. Hayattan aldığım en büyük ders bugüne kadar yaptığım yani okul olsun işte. Yani çalışmamak diyebilirim. Okumak yerine çalışsaydım hayatım daha iyi olabilirdi. Veya okuduğumda nasıl desem derslerime çalışsaydım daha şey olsaydım daha iyi yerlere gelebilirdim. Şu an üniversite sınavım var hala ders çalışmıyorum. İşte yani çalışmamak diyebilirim. Pişman mısınız bu konu hakkında? Bu konu hakkında pişmanlığım var da yok da diyebilirim. Eğer çalışsaydım, lise okumayı bırakıp çalışsaydım daha iyi yerlere gelebilirdim diyelim. Yani bu konuda hakkında pişmanlığım var. Onun dışında pişmanlığım yok. Meslek öğrenseydim mi diyorsunuz? Aynen meslek öğrenseydim veya yani herhangi bir iş fark etmez. En azından paramı kazanabileceğim bir şey olsaydı. Çünkü neden öyle değerlendiriyorsunuz? Okumakta bir gelecek yok mu sizce? Türkiye şartlarında bana göre yok. Çünkü okuyoruz, atama bekliyoruz, atama gelmiyor. Sonra işte yani ekonomiyi zaten biliyorsunuz, öğrenciler konusunda olsun, şey olsun yani sıkıntılı dönemlerdeyiz. Bana da kalırsa çalışmak daha mantıklı. Yani herhangi bir meslek, bir iş ileride rahatlatabilecek bir şeyler olunca işte sanayide ustalık olur, aşçılık falan, berber yani meslek olsun yeter. Bugüne kadar hayattan aldığım en büyük ders kimseye güvenmemek. Neden? Daha önce bir yaşadınız mı böyle bir olay? Yaşadım, çokça yaşadım. Yani yalan olsun, şey olsun, herkese güvenilmiyor. Yani sahtekarlık olsun, çoğu kişi öyle yapıyor yani bu devirde. Ne ifade ediyor bunlar senin için? Yani benim için güvenin azalması falan benim için çok önemli ya. Olmazsa olmaz diyor. Olmaz.
Yani bunlarsız hiçbir şey olmaz. Yani bir yere dahi gidemezsiniz. Hiçbir şey yapılmaz. Mesela bir tatile gidelim desek ya da bir şey yapalım desek onlara güvenilmeyebilir. Kimseye güvenmemek tabii ki. En sevdiğim bile yeri geliyor sırtından vurduğu için. O yüzden kimseye güvendiğim kalmadı artık. Neden? Kime güvenmeliyiz? Kime güvenmeliyiz? Çoluğumuza, çocuğumuza, yakınlarımıza ama dışarıdan kimseye güvenmemeliyiz. Çünkü artık gerçekten hayat kötü bir şey oldu. Çoluğumuzu, çocuğumuzu kimseye güvenemiyoruz. Gerçekten yani ne bileyim kime güvensek darbe yiyoruz. Darbe yiyince de zararını biz görüyoruz. O yüzden... Toplum yapısının bozulduğunu mu düşünüyorsun? Çok fazla hem de. Neden bozuldu sizce? Neden bozuldu? Yani ne bileyim çoluk, çocuk, kimse... Önceleri hani biz oynarken kız erkek karışık oynardık. Ama şimdi ise kimseye güvenemiyoruz. Veriyoruz, başlarına iş geliyor. Söyleme sahip tacize uğruyor. Çocuklarımız kötü topluma. Hani bırakamıyoruz bir yere. Ya konuşmak çok şey hani var da insan anlatamıyor bazen şeyleri. Var mı bu mesajınız insanlığa peki? İnsanlara mesajımız ne diyeyim? Hani toplumumuzu güzelleştirsinler. O kötü yönlerini iyi yönlerine çevirsinler. Çoluğumuzu çocuğumuzu da hani güvenelim herkese. Efendim bugüne kadar hayattan aldığınız en büyük ders nedir? Aileme güvenmek. Aileme çok güvendim ve yalnız kaldım. Hala yalnızım. Bir eşim var, bir çocuğum var. Onun dışında hiç kimseyle muhatap olmuyorum. Akrabalardan bir darbe mi yediniz? Başta annemden babamdan yedim. Ondan sonra arka geldi zaten. Sürekli akrabalar da yüzüme bakmadı. Hep dışladılar. Ne bileyim yani yalnız geçirdim ben. 13 yaşımdan beri yalnız kendi ayaklarımın üstüne durmaya alıştım. Öyle de devam ettim. Size ne gibi şeyler kattı? Ne bileyim, kendi ayaklarımın üstünde durmayı öğretti. Çoluğuma çocuğuma güç güvet vermeyi öğretti. Yani ne bileyim ben kendim yaşadıklarımı çocuklarıma yaşatmamayı öğrendim. Öyle gitti işte de ne bileyim. Var mı insanlara bir mesajınız peki? İnsanlara mesajımız başta ailelerimiz olmak üzere çoluğuna çocuğuna sahip çıksın. Evlatlarına ya babaya sahip çıksın. Özellikle anne baba evlatlarına sahip çıksın ki ileride... Onda hassasım diyorsun. Çok hassasım tabii. Benim annem babam sağ olduğu sürece hani annemi daha geçen sene kaybettim ama babam sağ şu anda şurada görsem tanımayız birbirimizi o derecedeyiz yani. O yüzden bir şey de demiyorum Allah'tan bulsunlar. Öyle sağlayacağım. Vallahi mücadele verdik gittik oğlum. Ama şu korona geldi hepsini ders alanları aldı. Almayanlar da Allah bildiği gibi koruyor. Allah'ım kurban olduğum hakkımızda her şeyin hayırlısını eylesin. Buraya geldik, oturduk, kalkıyor, yiyor, içiyor. Rabbim bizi doğru yoldan ayırmasın. Allah sizleri de iyilerinden eşi eylesin oğlum. Bu kadar basit. Şükrü mü önemli buluyorsunuz? Şükür önemli oğlum. Şükür edecek. Şükürsüz olmayacak. Şükür etmeyenin Allah işini yolunu doğru götürmez. İyilerinden eşi olacak. Şükür de önemli. Birbirimizi de sayacak, sevecek. Saygı önemli diyorsun. Tabii ki. Önce saygı, sevgi. Sonra da onlar olur.